Yeni bir Eray Balık'ta videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Burayı hatırladığınızı umuyorum. Daha önce biliyorsunuz bıyıklı yakalamıştık. Kanalın ilk videosuydu. Bıyıklı avı hiç yapmıyordum. Zaten gitmiyordum daha açıkçası. Tekrar buraya geldim. Bayağı su var, yüksek su, bulanık. Bilmiyorum balık tutar mıyız, tutmaz mıyız ama benim hedefim de kasta var tabii ki. Bu zamanda böyle yerlerde kasta olur ve büyük kastalar olur. Akarın olduğu yerlerde yem beklerler. Çalıcıklarına vesaire. Oltamızı attık ama bilmiyorum balık vuracak mı? Daha hareket yok herhangi bir şey. Umarım güzel balıklar alacağız. Kanala abone olup video like atarsan beni çok mutlu etmiş olursun. Like atmıyorsunuz. Kanalımız yavaşladı iyice. Ben de video atamıyorum. Biliyorsunuz ki korona var. Lanet olası. Hafta sonları zaten ava gidemiyoruz. Bugün de hafta içi. Öyle bir izin alıp geldik. Umarım keyifli bir av olur. İyi seyirler. Kısaca bir takım bilgisi vereyim. Mantarlı takım. Ya, suyun derinliğine göre bir derinlik verdim. Burada 1 metre gibi, 1,5 metre gibi bir derinlik var. 2 metre yakın bir derinlik verdim. Mantarın yatar pozisyonda durması için tam derinlik verirseniz, ki veremezsiniz zaten, verirseniz mantarın sürekli suyun dibinde olacaktır. O yüzden derinliği sudan yarım metre fazla verin ki mantarınızı görebilirsiniz. Yem olarak tabii ki tavuk ciğeri kullanıyoruz her zaman, biliyorsunuz. Kancam Fudo'nun 1001 modeli. Şöyle suyun biraz kırıldığı yerlere atmaya çalışacağım ki biraz daha balık oralarda yatardır diye düşünüyorum illaki. Deneyeceğiz. Umarım balık alırız. Yani burada bayağı bıyıklı da tutmuştuk ama hala var mı, yapıyor mu, yer mi bilmiyorum. Tavuk ciğerine gelir mi onu da bilmiyorum. O zaman solucanla tutmuştuk. Deneyeceğiz. Hadi oğlum. Güzel vurdun. Aldım. Aldım. Ha ha ha. Oo, iyi balık ha. İyi balık. İyi. Hoppa. İşte bu. Ya işte akıntı ağzına gelmeniz lazım arkadaşlar böyle tosunları tutabilmeniz için. Hay maşallah. Güzel balık. Aha, şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Ağzı da bayağı küçükken yakalanıp salınmış muhtemelen. Ağzı yamulmuş, görüyorsunuz. Çok güzel bir kasta. Hay maşallah ya. Dur bakalım. Dur. Ama dur. Komple ambarlamış yemi ya. Gırtlakta. Gerçekten güzel bir kasta. İlk balığımız güzel oldu arkadaşlar. Valla umudum vardı burada balık tutacağımızı, biliyordum. Çünkü akar ağzında her zaman kasta vardır arkadaşlar. Poşetimizi atıyoruz. Ne diyorsun Ahmet abi bu duruma? Abi zaten genelde görevlerle 12 ile 3 arası pek balık yapmaz. Doğru diyorsun. Saatte şu anda kaç? 3 falan. Aha, abi battı battı, aldı be yavrum benim. Ufakmış. Çekiyorsun değil mi? Hayatım? Çekiyorum abi. Ha, limitteymiş ya. Güzel güzel. Adam tutuyor işte arkadaşlar. Biz de böyle onun yanında onu izliyoruz. Ne yapalım? Adam koca usta. Biz onun çırağının çırağıyız. Olmuyor yani böyle. Yapacak bir şey yok. O kadar da değil ya. Doldurdu. Akşama bir tavalık çıkardın. Hadi iyisin.
Bana balık buraya tık diye bırakıyor arkadaşlar. Tık diye bırakıyor. Ama Ahmet abiye vurdu mu tamam anasını ağlıyor gidiyor. Ahmet abi gelmeden hocayı üflettirdin mi sen? Ben bugün papazı okutturdum. Papaza mı okutturdun? O zaman ondan geliyor. Şu papazla beni de tanıştır artık ya. Bilo'nun abisi. Bilo'nun abisi tamam. Kendimi benim de bir okutturup üflettirmem işi yapmam lazım. Böyle olmayacak. Yalnız arkadaşlar eller alıyor, kızım para alıyor. Parayla mı üfürüyor? Parayla okuyor. Allah Allah. Olmadı bak şimdi. Hayır istemesi lazım. Balık versek yerine. Yok, kesinlikle olmaz yok. Kızım para diyor. Para beşin kırmızı meşin ha. Evet. Ne yapalım? Şansımız açacaksa o. Baksana atar atmaya bak hemen vurmaya başladı şimdi gene sana. Aha bana da vurdu. Hayret. Aha Ahmet abi hadi hadi. Daha deminki zaten batırdıydı direkt. Biri olunca. Baksana oynuyor nasıl yemi kaldırabiliyor. Sola doğru götürüyor çalıyor. Bana da kör bir balık vurmaya başladı. Göççük göççük vuruyor. Tam sağa doğru şu ortaya atsana abi. Heh, tam mükemmel işte. Tam burası iyi. Hayvan çalığın altında ya. Ay yavrum Ahmet abi gene yapıştı. Ana Ahmet abi gördün mü? Oo güzel 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 güzel. Hay maşallah. Adam yapıyor ya. Adam yapıyor bu sporu Ahmet abi ya. Bakayım şuna. Hay maşallah tosuncuk gibi. Ahmet abi bu işin inceliğini öğretir misin? Bak yeni hobidaşlarımız var bunu öğrenmek istiyor. Sen usta bir adamsın sonuçta. Ciğeri az büyük takacaksın. Ciğeri büyük takacaksın. Bak ben sürekli diyorum bunu. Azıcık da ezdireceksin ciğeri sertse. Yumuşak ciğer olacak. Yani böyle pürçekleştireceksin mi ciğeri? Evet pürçekleştireceksin ciğeri abi. Allah Allah. Bak bunu evet. Bilmiyor. Ben mi? Bana da öğretmedin hiç bunu. Ciğeri biraz pürçekler. Sert ciğerler iyi değil. Bakın arkadaşlar duyuyor musunuz? Tabii biraz pürçekleştirince daha çok sıvı hale geliyor değil mi? Hayvan şey yapıyor. Kokuyu da yayıyor. Bak. Yani ezik ciğer daha güzel gösterelim olur. Gösterelim abi. Hemen şöyle gösterelim. Evet bak. Ezik ciğer daha güzel olur. Ucu. Ucu ezik. Sen direkt iç kancığı ucundan tutsun yeter. Evet. Bakın. Bunların hepsi inceliktir. Ahmet Usta bana öğretmedi bu zamana kadar. Şimdi nedense artık söyledi. Niye öyle oldu Ahmet abi? Neydi? Bu zamana kadar hiç söylemedin bana öyle yapacağımızı. Yıllardır zaten ben senin de balık tutuyorum ama olmaz ki Ahmet abi. Yan yana tutmuyoruz. Yan yana tutmuyoruz. Ondan sen kaçıyorsun uzaklara. Evet. Vay be demek ki öğrenmeyeyim diye. Boynuz kulağa geçmesin dedikleri bu olsa gerek. Yok ben öğretmeyi severim. Ama değişik gözlemleyeceksin. Esas önemli olan ciğer. Nasıl yani? Şimdi böyle balığın vurduğu gibi mi? Evet. Bir yapıştır bakalım onu. Vallahi atar atmaz balık alıyor arkadaşlar. Ben de burada sinek topluyorum. Tabii yer de çok önemli. Yani... Tabii onun şeyi var. Ama ben orayı yemledim. Sen gelmeden önce. İki tane yürekle yemledim. Tabii sen yemleme. Ben yemleme yapmıyorum mesela ara sıra. İki tane yürekle yemledim ben. Ciğerin kilosu olmuş 5 lira Ahmet abi. 10 lira 12 lira. Pardon 10 lira 12'ymiş. Yok 12 lira ciğerin kilosu. Ben genelde hep 5 liralık alıyorum abi. Ben benzin de öyle hep 50 lira alıyorum sen biliyorsun. Öyle de senin yarım kilodur o. Tabii canım yarım kilo zaten. Hayret benim gene bir şey kör balık bir vurdu. Hadi babacığım. Gel. Gel oğlum gel. Biliyordum. Senin burada olduğunu ben biliyordum. Gel. Gel babacığım gel. Gel babam gel. Gel ben senin burada olduğunu biliyordum işte. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay. Daha demin de vurdun da kaçırdık seni ama
bu sefer aldık. Hadi oğlum, çıkaralım şu kancayı, dur, müsaade et. Hadi kurtar da. Haydi bu oğlum ya. Evet. Hay maşallah. Güzel bir kasna. Maşallah, güzel balık arkadaşlar. Hop 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 hop, dur. Dur, heyecan yapma, dur babacım, dur. Seni şuraya mı koyalım bakalım. Gelecekse yani böyle irilerin gelmesi lazım arkadaşlar ya. Küçükler gelmesin, böyle bunlar gelsin ki bir şeye değsin yani. Daha demin de böyle bir vuruş yapmıştı. Tasma aldım ama kaçırdım. Şimdi bu sefer aldı direkt. Hadi bakalım. Devam. Aldım. Oy ulan. Ne yaptın lan öyle? Ne güzel zıpladın öyle sen. Uy babam, gel bebeğim, gel. Ne güzel zıpladın öyle ya. Güzel arkadaşlar. Limitte. Gayet limitte. Hadi bakalım. Sen de buraya gir. Sonunda kısmetimiz açıldı herhalde ya. Alabalık sanmış ki arkadaş kendine. Nasıl zıplıyor ya? Nasıl zıpladı öyle ya? Şöyle ciğerimizi iyice dikiyoruz. Ucunu da bir kenardan çıkarın. Yallah suya. Hadi bakalım. Batırınca ben büyük balık sandım. Bayağı büyük balık sandım ama değilmiş yani. 25 santimlik bir balık. Yerini bulduk balın sonunda. Akıntı, her zaman akıntı. Balığın illaki yemlenip geleceği yerdir akıntı. Kasta balığında değişmez bu. Abo, nereye girdin? Gel girme. Çıkardım. Anam, aldığı gibi gitti ya. Vallahi aldığı gibi gitti, fark etmedim bile. Şak diye aldı yemi ya. Oy maşallah, kuzuya bak be. Ay. Güzel. Vallahi vuruş anlarını çekemiyorum ama kusura bakmayın. Çünkü çalıların içine atıyorum, ansızın balık vuruyor. Yemi de ağzında kalmış. Vuruyor, alıyor, gidiyor. Güzel balıklar almaya başladık. Devam. Vallahi direkt aldığı gibi çalıların altına girdi ama çıkardık Allah'tan. Dolanmadan orada bir çıkarabildik. Evet, bir avın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Uzun zamandır ava gelemiyorduk. Bayağı üşüdük ama gerçekten değdi. Güzel balıklar yakaladık. Totalde Ahmet abiyle beraber işte 15 tane anca balık yakalayabildik. Bu da güzel bir limit bizim için aslında. Vallahi hava kararıyor.
bu saatten sonra da durmanın bir anlamı yok. Zaten soğuk sağlam vurdu. Haliyle Aralık ayındayız. Aldığım balıkları bir göstereyim ben size. Hepsi burada. Bunları benim aldıklarım. Şöyle arkadaşları görüyorsunuz. Limitleri bayağı güzel. Hepsi limitte balık. İri balıklar. Artık başka ne zaman geliriz meçhul? Biliyorsunuz hafta sonu hep sıkıntı var. Yasaklar. Ne diyelim? Umarım tez zamanda atlatırız bu süreci. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.